Bana bu ne Tamam, be bu açtım arada? kameramı. Tamam aç. Açtım. Ay açtım. Salak. Aa, bir dakika bir dakika. Heyecanlandım ya, çok Vay. gergin. Nesli şu an 9000 kişiye hitap ediyorsun. Ne söylemek Evet. istersin? Bir şey söylemek istemiyorum. Artık izleyin. Yani dine Abone kitaba olun sövmediğin sürece her şeyi söyleyebilirsin yani, falan. anladın mı? Allah. Ya hatırlatma ya. Bir şey söyleyeceğim. Senin o Öyle. balkon mu orası? Ha, burası ne biliyor musun? Kaliforniya'da falan mısın yani? O nasıl güneş? Hayır. Burası balkon gibi, teras gibi, o ikisinin ortası bir şey. Kaçıncı katta oturuyordun? Beş. Elimle 5, sayı da 5. Allah'ım, heyecanlandım. Tamam, beşinci katta Ya sakin ol. oturuyorum. Sen normal yayıncısın ya. Nesin? Sen niye Evet. kasıyorsun ki? Ya Nesrin ya, sen 10K izlenince ne yapacaksın? Ama şey oluyor. Ben bir tek ona heyecanlanmıyorum ki. Neye heyecanlanıyorsun Sizle ki? konuştuğum için de heyecanlanıyorum. Neden ki? Çünkü yanımda tek başımayım sonuçta, o yüzden. Niye Anladım. sanıklar? Oradaki ışıklandırma mı var orada yani? Evet, ben Benim oraya şey kusurum amına yaptım. koyayım. Ne Bak yaptın? anlatayım mı? Perpo'dan gittim, led aldım. Reklam yapma. Ondan sonra... Şaka şaka. Perpo'dan Neyse led işte. aldın. Ondan sonra mavi mavi koydum öyle. Güzel olmuş mu? Ya güzel olmuş da ben o ışığı söylemiyorum. Baya gün ışığı var orada ya sanki. Oranın ışığını mı açık bırakıyorsun? Nasıl? Ha, bu Sen arkayı resmen. açıyorum. Niye biliyor musun? Şimdi anlatayım. Benim bu yukarıdaki ışığım çok aydınlık. Çok şey oluyor. Kötü duruyor. Ben de ama bunu kapatınca da çok karanlık oluyor. Ben de arkayı açıyorum. Biraz saçma duruyor biliyorum ama birazcık aydınlık versin diyor öyle. Bu kadar. Mete Zeyra. Kitlendim amına koyayım. Bir de eliyle boluyla anlatıyor ya, ona böyle kitledi böyle. Beğendin mi? Yukarıdakini açınca orası çok böyle olduğu için arkadakinden öyle yapıyorum. 3'e basıyorum, ondan sonra zile çıkartıyorum. 5. kattan asansör geldikten sonra 6. kata çıkmak için de merdiveni kullanıyorum. Ne yapıyorum? Yukarı çıkıyorum. Aşağı indikten sonra mavileri de perpadan aldım. Şu taraflardan da şunları aldım. Hepsini linke ekliyorum. Kaydırarak gelebilirsiniz arkadaşlar yukarıya doğru. Nesli sen yayın odan güzelmiş senin. O mavi ledleri nereye koydun? Yere mi koydun mavi ledleri? Evet, yere Yere mi koydum. koydun? Yere. Evet. Güzel Buradan ambiyans. yere şuraya kadar. 5 metre. Anlatıyorum, bayağı alırsın belki diye. E Öyle güzel işte olmuş yere. hakikaten ha. Teşekkür Şu ederim. vizyon işte bizde yoktu, anladın mı? Geldik. Mavi Perpa'dan mavi led alma vizyonuna bile sahip değilmişim demek ki ki. Kara alır mısın o kadar? 5 mi? Ne? Ya kanka yok yok Nesrin. Onun canı sıkılıyor da, o arkadaş psikolojik tedavi görüyor. Onun canı sıkılıyor. O bana laf sok rahatlıyor çünkü o. Beni böyle insan içinde topluma karşı beni böyle nasıl rezil ederim? Nasıl buna laf atarım? Kötü ederim ne oynadığı için, anladın mı Discovery? Yo yo, ben seni gayet anlıyorum. 5 metreye alabilir misin demiş. Alırım kardeşim, Perpa'ya giderim, metrobüsü atlarım trafikten. Giderim, inerim Perpa durağında. Giderim abi, görevliyi bulurum. Alırım yani, niye alamayayım? Kar, beyaz ışık alır mısın? İş Nesin saçının denemedi. Ama alacağım yani, öyle söyleyeyim sana. Onun sözünü vermeyeyim. İnşallah yarın veya yarından sonra günlerden bir gününden bir tanesini alacağım. İnşallah kırmızı bakalım. denedi, 3 metre kırmızı denedi Samet olmadı. daha önce aldı. O anlatacak bana. Nereden nasıl Ya alındı. siktir git Ya bak. salak, Evet. beyaz ışık ya. Sen ne kadar pis bu, Allah Gitti seni 500 kahretsin ya. Aynı dalda Gitti asılsın, 500. retorikte Metolojiste nasılsın? O ponçik yanaklarından Samet ortağım ısırsın. Hocam bu şiir için çok teşekkür ediyorum. Armut dalda asılsın, ketorizyon nasılsın, o ponçik yanaklarından Samet ortağım ısırsın. Yani gecenin saat 00:03'ünde Mükemmel. sana bu 20 tane donetle bu şiiri yazdırtan hayatı seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Nesrin. Efendim. Senin yayın ortamın burası değil mi şu anda? Evet, burası. Güzelmiş bu, biliyor musun yani? Hiç demek Yayına ki ben... ters veriyor galiba. Ben bu Ters açı mi? fark nasıl Burası ters yani? salon mu? Salon mu orası? Burası benim salonum. Evet, benim bir artı bir zaten. Burası salon işte, koltuk vesaire. Buraya koydum. Ellen niye hiç durmuyor senin? Senin niye ellerin yok? Ben Burası normalde salonum. Eller bir böyleyim. Heyecandan kontrolsüz. heyecandan. Heyecanlanma. Nesrin de Yayına kanalını... ters mi gidiyormuş? Oğlum Yayına ters. aynalı gitmiyor mu? Normal gidiyor. Ters görünce Aynen. ama kötü çıkıyorum. O kötü Nesrin Neyse, sen güzel diş olmuş. hekimi okuyordun değil mi? Evet, diş hekimliği Kaçıncı okuyorum. sınıftasın? Beş. Elimle beş. Elinle Beş. beş. Evinle beş.
Durduramıyor kendini. Evet, takip saygın. Tamam olur o kadar canım. Hiperaktif. Olur o kadar olur. Yayınlarında peki neler yapmayı seviyorsun Nesli'nin? Ya normal sohbet ediyorum işte. Sonra CS falan oynuyorum. Bir de bu aralar Rust oynuyoruz işte. Bu aralarda 3 aydır Rust oynuyorum. Evet. Öyle işte her gün giriyorum yani de evimiz birazcık kötü durumda ama Çağrı haberin olsun. Hiç silah milah çok az var. Ne yapayım öyle. Yani panelden silah mı attın? Hayır aynı ekipteyiz o yüzden söylüyorum. Bu ben daha giremedim daha ben anca gireceğim. Anca gireceğim ben daha giremedim ki oyuna. Evet doğru. Onu bir şey yapalım. Ama güzel ya Nesrin yayın odası güzel. Şimdi Nesrin yayın odası diyenler 2, benim yayın odam diyenler 1. Öyle. 1 mi 2 mi? Işıklandırma. Işıklandırmadan resmini arıyor gibi. Bence Çağrı'nınki daha iyi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok nadir bir görüyorum arada. Onlar bizimkiler atıyor. Hasan atmış. Batuhan. Geri kalan tüm izleyiciler 2 diyor. Bence 3 Batuhan Menet'i. Evet Batuhan açsaydı keşke. Ben daha. Oğlum Nesrin'in arka plan Sefaköy ama o yüzden güzel. Ya helal be Samet söyledin. Sefaköy'ün gururu yemin ediyorum ya. Samet Ortağ'ım. Gerçekten Sefaköy Belediyesi'ne git başvur kanka. Ben de her platformda Sefaköy'ü övüyorum de. Sana bir güzellik yapsınlar ya. Ne yapacağım? Mutlaka. Nesli kaçıncı sınıftı sen ya? 5-5. Mezun olacağım ben. 5-5. Mezun olacaksın. Diş yaptırtabiliyor muyuz sana yani? Yaptırtabiliyoruz. Ya ben 2 tane köpek dişi istiyorum ya. Mümkün mü? Herkes ağlarıyor. Çıkma olur. Hakikaten sivri yaparım diş istiyorum. Ben. Harbi mi söylüyorsun? Ama implant kaça yapıyorsunuz Nesrin? İmplant kaça yapıyorsunuz diyor. Bak ticari konu. Ben daha implant yapmıyorum ama öğrenci olduğum için. Size yaptırmıyorlar. Ama okul hayır canım o çok büyük yani bir şey ya. Ama okulda 2,5 bin lira falandı galiba hocalar yapıyor yani. Ucuzmuş lan. Ya tam da bilmiyorum bu 3 sene önce ne fiyatı olabilir yalan olmasın. Kaç ay sürüyor bu işlem? Ya şimdi şöyle 2 tane ya 3 ayda süren var 6 ayda süren var değişiyor. Anladım mezun olunca peki ne yapmayı düşünüyorsun yayınlar iyi giderse yayıncılık mı yoksa diş hekimliğine devam mı? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun kendime karar verdim. onu sordum ya bir de sen ne yapacağım biliyor musun önce ben bilmediğim için soruyacaklar. Tamam anlatıyorum şimdi normalde özellerde şey var. Ama ellerini de kullanarak anlat. Normalde özellerde falan diye anlat. Tamam mı? Rahat ol yani. Tamam. Yok burada tokayla oynuyorum ben. Şey yaptım uğraş buldum. Neyse işte şimdi normalde özellerde 11 saat falan çalıştırdıkları için ben özel bir yere girersem eğer yayın açamayacağım diye düşündüm. O yüzden ben mezun olur olmaz kendime para biriktireceğim. Sonra klinik açacağım. Klinikte de böyle 5-6 saat çalışacağım yani. Hem diş hekimliğini de bir yandan yapıyor gözükeyim diye. Sonra da yayın açacağım akşam. Yani bir yandan yapıyor gözükmek için mi klinik açıyorsun o kadar? Hayır ama o kadar şimdi annemler falan 5 sene okuttu falan. Şey olmasın diye, boşa gitmesin diye. Bir şey söyleyeceğim. İşte 5-6 saat orada çalışıyor. O ne benim abim 15 senedir makine mühendisliği okuyor. Hakikaten 15 senedir okuyor bu arada. Samet'in abisi 10 senedir 15 senedir okuyor. Yani dönemiyle girenler bölümde hani öğretim görevlisinin falan doçentliğe falan ilerledi yani. Anam yükseklerini falan bitirdiler. Hani anlatabiliyor muyum? Bir yere gelindi yani. Samet'in abisi hala okuyor. Medusa Ahmet bakalım en son sıçacak ağzınıza ama hadi bakalım en son. Yakın bugün kanka abimin gerçek ders sayısını öğrendi. Bugün bir keyifsiz babam ya. Kaç? Efendim? Ders gerçek ders sayısı kaçmış? Bir 5 senedir bize her gidişinde şey diyor. 3 dersim var bu sene bitireceğim inşallah diyor. Bu sene işte 15 dersi vardı. Onu verdi. 4 tane kaldığını söylemiş babama. Babam da bir şok yine olmuş. O 5'e de bir tane kesik atmış ama anladın mı? 4. Kaçmış gerçek? 15 kanka. Hiç verememiş yani. Adam 10 senedir okuyor hala 15 ders. Yok 15'te gitti 15'e döndü mü yani bu sene? İyi yine zarar etmemiş yani 16'ya yani geçtiği dersten birini daha tekrar koymamışlar önüne amına koyayım yine iyi. Hayır baban nasıl çakmıyor olayları yani 10 tanesinden geçtim deyip 4 tane kaldı nasıl oluyor yani bir tane dersi nasıl anlamıyor baban onu da anlamadım. Matematik geninde mi problem var dedim hocam ailede.
Şaka yapıyorum. Murat Gözü'nü de sahte diploma yapmıştık. Abisini anlatıyoruz. Yanıyorum. Hiç kurusu onları anlatmayayım. Kuzenim kuzenim. Abisini eleştiren adama bak amına koydum. 1000 liraya amına koydum diploma yaptırttı kendisine. Yani bu abisini kınıyor bir de şu an. Ulan ya, nasıl bir hayattı ya gerçekten. İnanılmaz bir hayat. Arkadaşlar teşekkürler. Nesrin, yarın bir gün seni şimdi görmeyelim. Donet var. Yeni diş hekimi ofisim diye. Ne? Destek diye böyle 250 bin lira donetlarla falan görmeyelim. Onu düşünmüştüm de yani yapmam öyle canım. O kadar. Ha, düşünüldü değil. Ama değil mi? Hayır, ben şimdiden biriktiriyorum zaten, harcamıyorum hiç. Ondan sonra bakalım. Hayırlısı yani. Ama mesela çok ne kadar pahalı. Açılıyor böyle bir klinik? Şimdi ben internetten bayağı araştırdım bunu. Böyle atıyorum tek kişi değil de 2-3 kişinin çalıştığı bir yer yaparsan eğer, ki ben 5-6 saat çalışacağım için birkaç kişinin daha çalışması lazım yoksa batmasın o yer diye. Öyle yerler 150 bin dolar falan yazıyordu internette, ki öyle yani. Bak şöyle sen... yapalım. Samet, ben sen ortak bir klinik açalım. Ortağım olur mu? Ek gelir olur. Çok güzel olur, ben olur. Ha, Samet. Ben müşteri bulurum ben. Tamam, ha. Ortak bir tane klinik açalım. Herkes ortaya bir şey koysun. Oranın doktoru sen ol. Bir tane daha doktor bulalım oraya. Olur olur. Çok güzel olur. Hastası da hazır. Hastası da hazır. Tamam. Mete. Onun ağız bakımına ihtiyacı var. Yani. Tamam, atasıyla mı çok fazla müşterilerinden geldi. Bu yaşıma kadar bir defa dişçiye gidip de diş yaptırmadım. Yani öyle söyleyeyim sana. O yüzden diş yok ağzında. Yok. Onun için dişlerime çok iyi baktığım için hiç bir çürüğüm, ne bir derdim, ne bir sıkıntı olmadı yani. Arkadaşlar, siz kendinizi düşünün. Sana yeni bir ağız yapmak lazım ya. Karadeniz ağzı sıktı, anladın mı yani? Türkçe konuşan. Böyle bir İç Anadolu. Anladın mı? Yeni şiveler katmamız lazım sana yani diye düşünüyorum. Tamam, onu ya kesin yapalım Nesrin'cim. Kameranı tamam, kapatabilirsin olsun. Hani. Bir el sallayarak tamam. Kameranı kapatabilirsin. Tamam, Nesrin'in ben gidiyorum. Edenler... Yok, burada kal yine ya. Kameranı kapat. Yok, heyecanlanın. Yarım saat daha konuşamıyorum. Aynen, ben birazcık afiyet kayıyorum. Heyecanlanacak bir şey yok tamam. Ki. Biliyorum, biliyorum canım. Hadi kapattım. Nasıl kapanıyor? Kapattım. Ha, kapattım, tamam. Oley. Selamun aleyküm. De beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay brolar. Hadi arkadaşlar, çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.